Arkadaşlar Ekonomi Ekranı'na hoş geldiniz. Haftanın son iş ve işlem gününde dinamik yatırım, yurt içi piyasalar, satış müdürü sevgili Hande Eğilmez Eniş'le birlikteyiz. Hande'cim iyi akşamlar diliyorum sana. Haftayı nasıl kapattık hemen soracağım. Yine geçen hafta artık dün dahil olmak üzere geçti Merkez Bankası diyelim ve yeni şeyler konuşmak lazım, cancağızım diyelim. Ve yine kitabın ortasından istersen başlayalım. Haftayı nasıl kapattık? BIST 100 hakkındaki son görüşlerin nedir? İyi akşamlar herkese, değerli izleyenlere de. Bugün 9.374 seviyesinde kapanış gerçekleştirdik ama bütün hafta boyunca 9.100-9.400 arasında aslında ufak bir testere şeklinde devam etti hafta endeks tarafında. 8.100'den beri konuşuyoruz, biz 8.100'den 8.500'e geldik, eyvah dedik, 9.000'e devam ettik. Artık 9.000'de aslında zaten psikolojik direnç bizim için. Burada önemli olan 9.000-9.400 aralığı. Geçen hafta hatırlarsan sana demiştim ki 9.200-9.400 arasında muhtemelen gitgelleri olacak ama 9.500'leri konuşabilir miyiz? Çok da emin değilim ki 9.500'ü göremedik bu hafta zaten. Baktığımızda aslında bu bizim için olumlu. Çünkü endeksin artık 9.000'in üzerinde çok hızlı bir şekilde devam etmesini istemeyiz. Niye? Daha sağlıklı gidebilmesi için. Bunu şöyle düşünebilirsin. Yavaş yavaş bir tepeye tırmanıyorum. Uzun süre tırmandım ama artık bir yerde yoruluyorum ve soluklanmam gerekiyor. Güç toplamam gerekiyor. Endekste de artık endeksin biraz yorulduğunu görüyoruz ve buralarda güç toplaması gerekiyor bence. Çünkü 9000'in üzerinde artık hızlı bir şekilde bir daha 9600-9800'lere gidersek gerçekten hani uzun zamandır bunu konuşuyoruz, hep bekliyor yatırımcılar ama işte o zaman sert bir şekilde düzeltme görme ihtimalimiz çok daha yüksek olacak. Buralarda biraz bu hafta 9100-9400 arası git gel yaptı. Ben açıkçası farklı bir haber gelmediği takdirde, yani olumsuz başka bir haber akışıyla karşılaşmadığımız takdirde bu şartlar altında devam edersek yine bu aralıkta endeksin biraz yatay kalmasını beklerim önümüzdeki haftada. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Yani 8100'den 9400'ü gördük. Arada 1300 puan var. Hep korktuğumuz 8500'leri düzeltme gelmesi. Geçen hafta bir 8900'e aşağıya bir düzeltme gördük. Hemen tekrar toparladı. Bu hafta içinde geçerli. 8800'leri aşağıda hala olağan görüyorum. Düzeltmelerde 8800'lere kadar çekilebiliriz. Evet, ama burada önemli olan bu bant aralığında 8800'de görürsek eğer tekrar yavaşça yukarıya doğru imelenmesi daha kolay olur. İstemediğimiz şey ne olur demiştik? 8500'lere gelmesi. Yani 1300 puanın düzeltmesi 9400'den 8500'e gelmesi 900 puan aşağı gelmesi demektir. Bu artık düzeltme olmaz, teknik bozulma olur. Bununla karşılaşmak istemeyiz. Olumsuz bir haber akışında bununla karşılaşabiliriz. Şu an için böyle bir şey görünmüyor. Tabii ki ne olur bilinmez. Olumsuz konuşmak istemiyorum. Ben hala endeks tarafında olumluyum ama 8800'leri normal kabul edebiliriz diyebiliriz. Şimdi kağıt bazlı gittiğimiz için bir hisse tarafında örneklendirelim bunu. Yani sen bir hisse almaya, X bir hisseyi almaya karar veriyorsun ama bakıyorsun son zamanlarda kağıt hızlı bir şekilde 7 liradan atıyorum 9 liraya gitmiş. Yani bu kadar hızlı bir ivmelenmeden sonra sen bunu artık bir tekniğine baktığın zaman alsam bu noktasında bir durur düşünürsün. Yani almak istemezsin, korkarsın orada o listeye giriş yapmaya. Ama bu kağıt teknik olarak 9 lirada 2 hafta daha devam ederse, 1-2 hafta daha burada seyrederse dersin ki bu fiyat burada oturmuş. Evet, buradan düzeltme gelmeyecek. Burada dinlenmiş tekrar. Yukarıya devam edebilir. Ben bunu alma kararı alabilirim bu seviyeden sonra. Endeks için aynı şey geçerli. 9000-9400 aralığında bir süre seyretmesini bekliyorum ben açıkçası. Bir endeks grafiğimiz vardı. İsterseniz bakabiliriz grafiğe. Geldi grafiğimiz. Evet Uğur'cum, grafiği getirdi ekrana. İsterseniz bir grafiğe de bakalım. Bugünü 0.29, %0.29 değer kazanımıyla kapattık. Evet. Şubat ayına baktığımız zaman endeksin %10 primlendiğini görüyoruz. Ocaktan itibaren, yılbaşına itibaren endeksteki artışımız %25.50. Teknik olarak bakarsak eğer 9450 seviyesi kritik burada. Hep 9000-9400 arası söylüyorum ama yani burada maksimum bence ilk aşamada değmemiz gereken nokta 9450. Bundan sonrası eğer daha yukarıya devam edersek belki olumlu bir haber akışıyla da karşılaşabiliriz. Ne olur? 9590 olur. Bir üstü de 9850 olur. Ama ben önümüzdeki hafta 9800'leri konuşmak için çok çok erken olduğunu düşünüyorum. Bu kadar hızlı bir şekilde yükselebileceğimizi, olumlu bir haber akışı olmazsa
çok öngörmüyorum ama belki 9500'ü geçme hikayemiz olabilir önümüzdeki hafta için. Peki anneciğim, yabancıların ne kadar giriş yaptığı konusunda Borsa İstanbul'a bir veri var mı bu hafta? Evet, şimdi her perşembe olduğu gibi seninle bir klasik tablomuza bakalım. Dün yayınlandı yeni veriler. Yurt dışı yerleşikler tarafında biz hep şimdi Ocak ayından itibaren, yılbaşından itibaren çok güzel hep bir yabancı girişi var demiştik. Bu girişlerin hızlı bir şekilde olmasından ziyade yavaş yavaş ve her hafta artı şekilde gitmesi bizim için daha önemli demiştik. Şimdi bir hafta gecikmeli veri, tekrar söylüyorum. Geçen hafta yurt dışı yerleşiklerin 22 milyon dolar gibi bir satışı olmuş. Piyasadan evet ufak bir çıkış olmuş mu? Olmuş, ama bu çok büyük bir önemsenecek bir rakam değil. Şöyle de bakabiliriz. Mesela daha önceki haftalarda hisse senetleri kısmına baktığınız zaman girişler var, ama bu sefer de aslında tahvil ve bonolardan, devlet iç borçlanma senetlerinden ufak miktarda çıkışlar vardı. Bu sefer ufak tutarda bir 22 milyon dolar kadar bir rakam çıkış yapılmış hisse senedinden, ama baktığımızda hemen bir altında 60.4 gibi bir rakam görüyorsunuz. Burada da tahvili bonolara giriş olmuş. Birazdan sabit getirdi menkul kıymetleri tercih etmiş geçen hafta yabancılar. O yüzden bu çıkışın şu an için çok önemli bir veri olmadığını düşünüyorum ben. Çok yüksek rakamda bir çıkış değil yani bizim için. Hatta şöyle yapabiliriz. Bir grafiğimiz daha vardı Uğur. Borsalardaki şu borsaların karşılaştırması. Geldi ekran. Evet. Burada baktığımızda tüm borsalar arasında Şubat ayında, Şubat'ın başından bugüne kadar olan veri bu. Üçüncü sırada görüyoruz endeksi. Yani yabancı çıkışı var, paniklemeli miyiz? Hayır. Tutar küçük bir rakam ve aslında ilk üç sıraya girmişiz. Hong Kong, Kazakistan ve üçüncü sırada Borsa İstanbul geliyor. BIST ve BIST 30 endeksimiz geliyor. O yüzden şu an için paniklenecek bir durum yok. Aslında yabancı için hala cazip halde miyiz? Evet, cazip halde diyebiliriz. Peki Şubat ayında endeks hangi sektörlerde daha çok yükseldi, ön plana çıktı? Şubat'a bir sektörel bazda bakalım. Şöyle, bu ay %10 gibi Şubat başına itibaren endekste %10 yükseliş var demiştik. Baktığımız zaman aslında en fazla bilişim sektörü ve teknoloji sektörü önceliğinde yükseldiğini görüyoruz endeksin. Bu şu demek değil, bilişim ve teknoloji evet bu ay çok yükseldi. Bundan bu ay, hani önümüzdeki günlerde uzak mı durmalıyız? Çok primlendi görünüyor. Evet, ama hala sektörlerin içerisinde kağıt bazında ucuz kağıtlar var. Çünkü başından beri ne diyoruz? Hep kağıt bazında yukarı gidiyor endeks diyoruz. Burada aslında genel olarak baktığımızda tüm sektörlerin, iletişim hariç, bir tek iletişim sıfır kalmış. Herhangi bir desteği olmamış. Tüm sektörlerin endekse katkısının, aslında olumlu yönde katkısının olduğunu görüyoruz. İletişim düşük kaldığı için birazdan işte daha aşağıda, endekse göre daha geride kalan hisse, birkaç hisseden bahsedeceğiz. O yüzden iletişim sektöründen de bir hisseyi konuşuyor oluruz zaten. Peki ağırlığı en yüksek sektör? Sektör değil, kağıt bazlı bakalım aslında Sami abi. Çünkü evet endeks uzun süredir yukarı yönlü bir şekilde, eğimeli bir şekilde devam ediyor. Bu hafta biraz yatay kalmış olabiliriz ama hala olumsuz bir görüntü olmadığı için ya da olumsuz bir haber geldiğinde de endekste hangi kağıtların en çok ağırlığı var, buna bakmalıyız ki olumlu ya da olumsuz senaryoda aslında bizi etkileyecek ya da en çok takip etmemiz gereken hisseler hangileri, bunlara bakalım. Şimdi Türk Hava Yolu, Tüpraş, BİMAŞ, bunların ağırlığı çok çok yüksek olan hisseler. Neden sadece bunları koydum? Evet %2, bunun aşağıda %2, işte Aselsan, Fortoto, bu gibi büyük, bunlar gibi büyük şirketlerimiz de aşağıda devam ediyor, ama özellikle %3 ve üzerine en yüksek olanları koymak istedim. O yüzden burada 11 tane hissemiz var. Yani bu tür endeks hareketlerinde yukarı aşağı fark etmez. Burada en çok bakmamız gereken, yatırımcıların en fazla takip etmesi gereken hisseler tablodaki hisseler. Niye? Zaten Ocak'tan itibaren endeksin yükselişi tablodaki hisseler sayesinde oldu. Ne demiştik? Hep bizim için likitte çok önemli demiştik. Endekse ağırlığı olan hisselerle devam ediyor. Ama bunlar da primlendikten sonra daha ucuz kalanlarına bakacağız demiştik. Bu hafta bunu koymamın sebebi, daha önceki haftalarda da aslında zaten endekse uzak kalan, daha aşağıda kalan, zirve analizi yaparak daha ucuz kalan kağıtları söylemiştik, ama burada da bu ay Şubat'tan itibaren ve yılbaşından itibaren değişim oranları da var. Şimdi hem Şubat ayında hem de yılbaşından itibaren endeksin gerisinde kalanlara bakmak istiyorum açıkçası. Burada da aslında baktığınız zaman bahsedebileceğimiz, şimdi bazı %8'in altında primlenenlerden bahsedeceğim. Çünkü %8 ve üzeri zaten endeksin getirisini yakalamış durumda bu ay. Burada o zaman nelerden bahsedebiliriz? Türk Hava Yolu'na tekrar bakabiliriz. Zaten yayınlarımızın en başından beri Türk Hava Yolu'ndan bahsediyorduk. Bunun dışında
BİMAŞ var. BİMAŞ'tan teknik olarak bahsetmek istemeyeceğim. Neden? Bu ay endeks getirisi %10 iken BİMAŞ'ın getirisi 3.67 kalmış. Aslında bu ay için düşük kalmış ama yıllık getirisine baktığınızda endeksin getirisinin üzerinde ve kağıt şu an hala primli gördüğüm için yani şu an radarımıza alabileceğimiz aşağıda kalan hisselerden olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden BİMAŞ'ı pas geçeceğim. Havayolu söyleyeceğiz. Turkcell söyleyeceğiz. İletişim sektörü demiştik zaten çok düşük kalmış. Bir katkısı olmamış. Turkcell'e bakabiliriz. Bir de Şişe'den bahsedelim. Şişe'den geçen hafta zaten detaylı bahsetmiştik ama kısa vade için de bakalım seninle bir istersen bu hafta. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Sektörel bazda değil de artık borsa endeksi şirket bazlı hisse senedi bazlı yükseliyor. Ve öncü bir takım hisseler var. Bunlarla beraber endeks yukarıya doğru yol alıyor aldığı zaman. Şimdi orada seçtiğin, özellikle anlatmak istediğin 3 hisse var. İstersen bunları bir anlatalım. Evet, onlardan önce bir şey atlamak istemiyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi aslında son 3 haftadır endeks daha 9000'i görmeden önce de son 2-3 haftadır hep özellikle üzerine basa basa söylediğim bir şey var. Geçen haftalarda demiştim yani endeks artık 9000'e geldiği zaman benim stratejim birazcık değişir diye kredili pozisyonlara dikkat etmemiz gerekiyor dedik. 9000'in üzerinde biraz risk algımızın artması gerekiyor dedik. Yani risk yönetimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Neden? Şöyle de bir durum var. Şimdi burada kredi maliyetlerine de biraz bakmak lazım. Yatırımcıların kaçırdığı bir nokta oluyor. Mesela uzun süreli, yani orta vade ya da uzun vade olabilir, fark etmez ama çok güvendiğiniz, çok beğendiğiniz bir kağıt var ve sonuç olarak endeks uzun süredir, yılbaşından beri, 2 aydır sürekli yukarı imelendiği için ne demiştik? Hep böyle alma iştahını daha da arttırdığını söyledik. Çünkü kar gördükçe daha çok kar yazmak istiyoruz. Kredili pozisyonlarımızı arttırıyoruz. Mesela yatırımcılarına sorduğum zaman yani çok güzel bir karınız var. Neden bir noktadan sonra çıkmıyoruz? En azından karın bir kısmını alalım. Tamamını satmaya gerek yok. Tabii ki güveniyorsunuzdur. Uzun vade atarız kenara. Ama mesela bana diyor ki %100 yapmasını bekliyorum ben 6 ayda ya da 1 yılda. Ama şöyle bir şey var. Şu an kredi maliyetleri %80-85 zaten. Yani %100 yapmasını beklediğiniz bir kağıdın ya da %150 yapsın. Önemli değil. Zaten %80'ini krediye ödemiş oluyorsunuz. Yani aradık %15-20'lik fark için bir risk alıyoruz. O yüzden kağıt değişimi yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Özellikle 9000'in üzerinde. Mesela anlatmak istediğim de oydu. Geçen haftaki söylediğimiz kağıtlardan örnek verelim. 3 hafta öncesinden söyledik. Özellikle Oyak Çimento dedik. Çok geride kaldı. Endeksin çok gerisinde kaldı dedik. Söylediğimizde 3 hafta önce 61 liradaydı. Bugünkü kapanışı 73-65. Yani endeks Şubat ayında %10 primlenmiş ama Oyak Çimento %15 primlenmiş. Hani demiştik ki endeksi yenecek hisse senetleri bulmamız lazım diye. Kastettiğim buydu aslında. Bir diğer örnek 3 hafta önce yine Oyak Çimento'yu söylerken Alarko Holding'den bahsetmiştik mesela. Söylediğimiz hafta 109 liraydı. Bu haftaki kapanışı 134.70 oldu. %25 getirisi var bu ay. Endeksin çok üzerinde getiri sağlamış aslında aylık bazda 3 haftada baktığımız zaman. Alarko için 2 gün önce bir deniz yatırımı raporu da vardı. Orada 166 hedef fiyat verildi. Bir de pazartesi şirketin bir analiz toplantısı vardı. Şirket yatırımlarından, beklentilerinden bahsettiler. Tarım sektöründe özellikle öncü olmak istediklerini ve tarım sektörüne ağırlıklı yatırım yaptıklarını belirttiler. Ve 2023 için kar beklentisi, bilançoda net kar beklentisi 25-26 milyar TL civarında, konsolide net karında 13-14 milyar TL civarında olmasını beklediğini söylediler. Yani iyi bir bilanço beklentisi de var. Biliyorsun bu sene artık bilanço beklentilerine çok yorumlayamıyoruz da aslında. Bazı şirketler için evet beklentiler açıklanıyor ya da kötü diyor ama ne kadar etkileyeceği net olarak kestirilmediği için Alarko'nun böyle bir açıklaması da oldu. Bilanço beklentisi de var. O yüzden burada Alarko'yu hala düşünülebilir mi? Son zamanlarda primlendi. Kısa vade için şu an belki öneremem. 3 hafta öncesinden söylemiştik ama uzun vade için gelecek vadeden bir şirket. Onun dışında 2 hafta önce Kontrolmatik söyledik. Kontrolmatik söylediğimizde 243 liraymış fiyatı. Bu hafta 314'leri gördü. Bugünkü kapanışı 297. Yani %23 gibi bir Şubat ayında 3 haftada bugüne kadar Şubat başından itibaren bir getirisi olmuş. Endekste yenecek kağıtlar derken bunları kastetmiştim aslında. Evet, yani orada biraz olduk bir anlamda yani şu anda. Aynen öyle. Hani orada biraz şey olabilir. Evet, hissemize güveniyoruz. Neden uzun vadeli aldığımız hisseyi daha çok fazla kar yazacakken kısa vadede satıyoruz? Böyle görüşler de olabiliyor ama sebep aslında genele yayılan bir yükseliş olmadığı için, kağıt bazlı yükseldiğimiz için, o yüzden arada kağıt
değişikliği yapabiliriz. Kâr cebe atarız, kâr cebe yakışır demiştik geçen programlarda. Bahsettiğimiz peki, bu arada aslında. Tabii hep söyleyelim arkadaşlar, Hande de bunu haftalardır söylüyor, Mehmet Aşçıoğlu dahil olmak üzere diğer yorumcularımızdan da aynı şeyi duyuyorsunuz. Sektör bazlı değil, artık kağıt bazlı bir endeks hareketi görüyoruz. Bunu görmeye de devam edeceğiz. Peki öncü kağıtlar dedik, ne diyelim, neleri söyleyelim? Peki şöyle, endekste hem endeks ağırlığı çok yüksek olan dedik az önceki tabloda, hem de bu ay ve Ocak ayından itibaren endeksin getirisinin altında kalanlar. Hadi bakalım. Türk Hava Yolları'nı tekrar söylemek isteyeceğim. Ben şöyle oluyor, sanki hep aynı kağıtları paylaşıyormuş gibi oluyor ama öyle değil. İlk seninle bu 5. yayınımız olacak değil mi? 5. yayınımız bu. 1. yayından itibaren 3 hafta boyunca Türk Hava Yolları'na bir değindik. Ama sonra ne dedik? Türk Hava Yolları yeterince primlendi. Hızlı bir şekilde yukarıya gitti. Artık sektörel bazda da baktığımızda havacılık tarafında Türk Hava Yolları bir dinlenişe geçebilir. Pegasus'a bakabiliriz demiştik. Sonra da Pegasus'ta bir ivmelenme görmeye başladık. Şimdi 2 haftadır aslında baktığımız zaman Türk Hava Yolları biraz böyle güç topluyor diyebiliriz. Dinlenme aşamasındaydı ama bu kadar endekste yüksek ağırlığı olan bir kağıt, endeks yukarı gidecekse gitmemesi aslında çok düşük bir ihtimal. O yüzden tekrar Türk Hava Yolları'na değinmek istedim özellikle. Burada 284 lira seviyesi kritik eşik olarak takip edebiliriz. Kısa ve orta vade için söyleyebiliriz ama biraz daha yakın rakamlar veriyorum. Kısa vade için konuşuyorum. Uzun vade kağıtlarımızı geçen hafta söylemiştik çünkü. Bu seviye üzerinde, 284 lira üzerinde kalıcılık sağlanırsa eğer 296 ve sonrasında 312 dirençlerimiz olur. Bu seviyeleri takip edebiliriz ama kötü bir senaryoyla, düşüşle karşılaşırsak eğer 282-278 seviyeleri var aşağıda destek olarak takip edebileceğimiz. Bunlara dikkat edebiliriz. Türk Hava Yolları'ndaki önemli nokta, bir diğer konu şu. Hala bilançosu gelmedi. Mart'ın ilk haftası muhtemelen bekleniyor. Önümüzdeki hafta bilançosu gelebilir ya da sonraki haftanın başında. Bir bilanço hikayesi var çünkü niye? Enflasyon muhasebesine tabi değil. Bu çok önemli çünkü enflasyon muhasebesiyle gelen bilançoların birçoğu maalesef kötü geliyor. Havayolu bunun dışında kaldığı için, böyle de bir bilanço hikayesi hala devam ettiği için bu hafta belki hareketlilik gözlemlenebilir tekrar. Havayoluna dikkat çekmek isterim bu yüzden. İkinci kağıdımız Şişe. Şimdi Şişe'den geçen hafta çok uzun uzun bahsettik. Faaliyetlerinden, yatırımlarından, soda külü, asıl olayı soda külü hikayesinden bahsettik. Bu sefer kısa vadede değinmek istiyorum. Yani ay başından itibaren de düşük kalmış ama uzun vadede kenara atabileceğimiz bir hisse olarak tekrar takip edebilirsiniz. 52-50 seviyesi kritik noktası. Eğer yukarıya doğru devam ederse 54-70, 57-50 direnç seviyeleri olarak takip edebilirler yatırımcılarımız ama olası bir aşağı çekilme, geri çekilme görmeye başlarsak eğer aşağıdaki de destekler 51 ve 50 destek seviyeleri takip edebilir. Şişenin bu arada, hani biz böyle geçen hafta Tüpraş'ı uzun uzun anlattık. Şişenin aslında hikayesi çok çok uzun yıllar sonrasına dayanmıyor. 2027-28'de de yatırımları var ve 2028'de özellikle faaliyete geçmiş olacak. Geçtikten sonra da bunu hemen yıllık olarak karlılığında görmeye başlayacağını belirtmişlerdi. O yüzden Şişe mutlaka bir yıldan uzun, bir yıldan kısa önemli değil. Arada az tat yapabileceğiniz de bir kağıt radarınızda olsun derim ben. Peki son bir hissemiz daha olacak herhalde. Evet ya, Turkcell'e gelelim. Şimdi iletişim sektörü çok aşağıda kalmış ama neden bu kadar sıfır katkı sağlamış bu ay? Hani neden hiçbir katkısı, %1 bile katkısı olmamış dersen, aslında iletişim sektörüne özel ya da o iletişim sektöründe ağırlığı bulunan kağıtlara özel herhangi bir haber yok. Belki yabancı ağırlıklı olarak bu taraftan çıkış yapmak istemiş olabilir. Farklı şekillerde yorumlayabiliriz. Ama Turkcell'e sabah baktığında aslında acaba aşağı seviyelere doğru devam mı eder bugün? Çünkü çok fazla bir endekste hareketlilik de görmedik. Baştan böyle bir çok iç acık gelmemişti bana açıkçası kısa vade için ama bugün çok güzel bir ivmelenmesi oldu. Son barı görüyorsunuzdur. Bugün güzel bir yükseliş yaptı ve tekrar yukarıya hareketi başlattığı için açıkçası sevdim. 68-30 kritik noktası. Eğer bunu aşarsak, yukarıya yönlü devam edersek 70-20, 71-50 direnç seviyelerimiz. Ama tersi, aksi durumda da 67-50 ve 65-10 desteklerini takip edebilir yatırımcılarımız. Bu hafta bunları radarımıza alalım derim. Evet, bu arada neyi fark ettim biliyor musun Hande'ciğim? Reel sektörü hiç yabancı değilsin. Eline mikrofonu alsan, fabrikaları dolaşsan, reel sektör hakkında da gerçekten güzel yorumlar yapıyorsun. Geçen hafta enerjiyi yorumladın. Hakikaten dedim ki bu kadar terminolojisi nasıl gelişti? Yani enerji sektörünü bir mühendis gibi anlattın.
Şimdi şişeceğim anlatıyorsun. Yani reel sektöre de yakında bir seyahatler olabilir, fabrika ziyaretleri olabilir. Hiç garipsemem ben bunu senden. Neden olmasın? Ben özellikle de kurumsal müşterilerim, yatırımcılarım olduğu zaman ben fabrikalarını mutlaka ziyaret ederim. Hepsinin ne yaptığını, tek tek hangi aşamalarda, ne Tam üretimiyle kokluyorsun, havayı uğraştıklarını. kokluyorsun. Evet, yani bu durum çok hoşuma gidiyor benim. Bir de sonuçta yatırım yaptığınız şirketlerin faaliyetini bilmeniz Tabii gerekiyor. canım. Yani kısa vadeli al satlarda sadece fiyat hareketlerini oynuyorsanız belki çok detaya girmek istemeyebilirsiniz ama amacımız bu değil. Sonuç olarak öncelikli BIST 30 hisselerinde sağlam bir miktar ayıralım. Bir miktarını sağlam hisseleri BIST 30 hisseli tarafında yapalım. Geri kalan kısa vade eğer al sat yapacaksak teknik göstergelere bakarak yapalım. Ama özellikle BIST 30'da yer alan şirketlerin bence faaliyetlerinin kesinlikle herkes tarafından bilinmesi lazım. Çünkü uzun vadede de alıp kenara attığınız güvendiğiniz hisseler ne olacak? Bunlar olacak. Yani olur da öyle fabrika, sektör ziyaretlerin olursa seve Varım seve diyorsun. gözcü olarak katılabilirim. Aynen. Demek ki böyle bir ipucu da vermiş olduk izleyicilerimize. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Hande Eğilmez Enişle fabrikalarda da görüşeceğiz. Buralarda yaptığımız röportajlar gibi o gözüküyor. Dinamik Yatırım, yurt içi piyasalar, satış müdürü Hande Eğilmez Enişle birlikte güzel bir keyifli bir sohbeti yaptık. Haftayı bu şekilde iş ve işlem gününü tamamlamış olduk. Cuma'yı kapattık. Önümüzdeki hafta yine sizleri aynı şekilde bekliyoruz ve kapanışı yapması üzere ben sözü Hande'ye bırakıyorum. Herkese mutlu hafta sonları diyorum. Görüşmek üzere Görüşmek haftaya. üzere. Hoşça kalın.